Günaydın. Portföy yönetimine hoş geldiniz. Borsa İstanbul'da dün sert satış baskısı vardı. Özellikle banka ve holdinglere gelen satışlar etkiliydi. %3'ün üzerindeki düşüşle birlikte endekste sizlere paylaşmış olduğum 50 ve 70 günlük hareketli ortalamalar test edildi. Ve 70 günlük hareketli ortalama 2409 seviyesindeydi. Onun altında bir kapanışla günü 2401 puan seviyesinden tamamladı bir süz endeksi. Tüm endeksteki tüm sektörlerin satış baskısıyla karşılaştığı günde özellikle sanayi sektörüne birkaç gün öncesinde başlayan satışların yine etkili olduğunu otomotiv, demir, çelik sektörü başta olmak üzere satışlarla karşılaştığını gördük. Şimdi bir süz endeksi gelsin yeni güne nasıl bir açılış yaptık hep birlikte bakalım ve buna göre bugünkü teknik seviyelerimizi belirlemeye çalışalım. BIST süz endeksinde 2410 puan seviyesinde 0.35'lik bir değer artışı var. Dün Gün içerisinde özellikle bir süz endeksi tarafında 2479 puan seviyesine kadar bir yükseliş olmuştu. Pardon 2494 ancak bu seviyelerde tutunamamıştı. Daha doğrusu endeks 2500 dahi görememişti. Bu sıkışık dar bant ve sonrasında da satış günün gerisine baktığımızda özellikle burada en çok değer kaybı bankalarda %3.87. Ulaştırma sektöründe %3.73 ama bunların dışında en çok değer kaybına uğrayan sektör olarak da holdinglerde yüzde dört üzerinde bir satışla günü tamamlamıştı. <laughs> Holding bazında baktığımızda hareketli olan hisselerde Sabancı Holding, Koç Holding hisseleri bayrağı taşıyan holdinglerde buna en kayıda katabiliriz. Ancak bunlara da satışlar geldi. Bazıları kar realizasyonu olarak başladı ama genel anlamda baktığımızda Özellikle burada satışların ulaştırma sektörüyle biraz daha derinlik kazandığını gördük. Ve gün sonunda vadeli tarafta da sert satışlar vardı. %3.82 biz 30 değer kaybıyla günü tamamladı. Aslında hareket vadeli tarafta başlamıştı çünkü vade bitim tarihiydi. Bu Zaten bunun uyarısını da yapmıştık. Ancak oradaki satışların biraz daha derinleşmesi spot tarafındaki dengeyi bozdu. Ve bir süz endeksinde o 70 günlük ortalamanın altına sarkarak kapanış gerçekleşti. Bugünkü kapanış son derece önemli. Eğer bugünkü kapanış gün içerisinde 2409 seviyesinin üzerinde bir noktaya geçerse bu sadece ihlal olarak kalır. Ancak bir kez daha 70 günlüklerin altında bir kapanış gerçekleştirirse bu kez 200 günlüklere doğru yavaş ve bir hareketi görebiliriz. <laughs> Özür dilerim. Satış baskısıyla karşılaşan bir BİS-100 profili karşımızda görebiliriz bu anlamda. Ve halihazırda BİS-100 tarafında yerli yatırımcının ağırlığının ve pozisyonun fazla olduğunu biliyoruz. Peki bu satışlar neden geldi? BDDK kararı sonrasında bankaların BDDK kararını uygulama sürecindeki yaşanan tıkanıklık bankaların kredi verme noktasında biraz daha o bağımsız denetim raporlarını istemeleri sürecin uzaması ve bu konudaki aksaklıkların giderilememesi piyasa üzerinde baskıyı beraberinde getirmiş gözüküyor. Önümüzdeki haftadan itibaren uygulama ile ilgili sorunların kaldırılması ki BDDK'nın da bu konuda açıklamaları vardı. Bağımsız denetim kuruluşlarıyla bir araya gelerek Prosedürün nasıl hızlandırabileceğine dair görüş alışverişinde bulunmuştu. Önümüzdeki haftadan itibaren Temmuz ayının da başlangıcı ile birlikte durumun biraz daha rotasına girmesi beklenebilir bu anlamda. Ancak genel anlamda baktığımızda piyasada risk alma iştahından kaçış, küresel bazda da resesyon kaygılarının endekser üzerinde ciddi baskı yarattığını biliyoruz. Dün Lagarde, Powell ve Bailey bir araya geldi. Üç Merkez Bankası Başkanı'nın ortak görüşü enflasyonu hafife aldıklarıydı. Bir tür günah çıkarma da diyebiliriz buna. Enflasyonu hafife almaları ve resesyonla mücadele ana temalarıydı konuşmalarında ve resesyona giriş sürecinde yani ekonomilerde ekonomik anlamda daralma sürecini daha yumuşak bir iniş yapmak yani açılımını yapacak olursak istihdam tarafında bozulmanın önüne geçecek önlemleri bugünden almanın doğru bir strateji olacağı konusunda hem fikirdi 3 Merkez Bankası Başkanı. Ama Amerika'nın büyüme rakamlarına baktığımızda beklentilerden daha fazla daralma görüldü. Ve bu da tabii ki Fed'in Temmuz ayı toplantısında 75 bas puanlık bir faiz adımını daha atarak enflasyonda sert bir fren yaptırmayı bununla birlikte özellikle ikinci çeyrek büyümesini biraz daha kabul edilebilir seviyede tutmayı deneyeceği bir süreç olabilir. Sonrasında belki faiz adımlarını daha gevşetebilir. Ama koşulsuz ifadesini kullanmıştı Powell ve koşulsuz ifadesinin arkasında da enflasyonla mücadelede gerekirse 75 değil 100 bas puanda arttırır mısınız sorusuna verilen cevap gizliydi koşulsuz her adım atmaktan çekinmeyeceğiz demişti. Dolayısıyla enerji ve gıda fiyatlarındaki bozulma ve bununla birlikte doların tüm para birimleri karşısında bu faiz artışları ile birlikte değer kazanımı pariteler üzerinde sert aşağı yönlü hareketler hisse senetleri piyasalarına baskı yaratıyor. Peki Borsa İstanbul burada nasıl ayrışarak çıkabilir? Hemen sektörlere şöyle bir göz atalım. <laughs> isterseniz. Özellikle bu arada paliteler geldi. Hemen onlara da bakalım yönetmenimizle Bir kez daha diğer tabloyu rica edelim. Teşekkürler. 10444 Euro dolar paritesine dikkat etmemiz gerekiyor. Piyasanın yönü burada gezdi. Euro dolar paritesinin 1.05'in altına sarkması demek bir yüz dahil olmak üzere endekslerde satış baskısının hissedilmeye devam edeceğini gösterir. Bununla birlikte dolar endeksinin yeniden 104.50'nin üzerine çıkması ve 105'e doğru hareketlenmesi ise Piyasalarda hisse tarafında baskıların bir süre daha devam edeceğinin göstergesidir. Güçlü dolar aynı şekilde devam eder. İçeride ise dolarda bir baskı hareketini görüyoruz. 16.63'ler seviyesinde alıcılı daha doğrusu satıcılı görünmüyor ama güçlü bir dolar profili var. Bu da endeks üzerinde bir diğer baskı yaratıyor. Çünkü bilinmezlik. Dolar endeksi güçlüyken içerideki doların bu şekildeki seyri piyasaya yön bulma açısından zorlayabilir. Hemen sektörler gelsin bakalım sektörel bazda bugüne yön veren, bugüne yön verebilecek potansiyel olan hangi sektörler var? Sanayi eksi de görüyoruz. Spor 0.36 artıda. Gayrimenkul sektörü 0.68 yukarıda. Bununla birlikte turizmde satıcılığı, diğer sektörlerde şöyle bir bakalım de Diğer sayfamızı da getirecek ekranlara. Özellikle bilişim teknoloji sektörü, telekomünikasyon sektöründe hareketlilik vardı. Bugün sabah madencilik tarafı hareketli başlamıştı ama orada da çok az bir artı var. Gıda çok az artı da BIST inşaat tarafında ise %1'in üzerinde bir toparlanma görüyoruz. Özellikle burada tabii ki enflasyonu yüksek seyrettiği dönemlerde üç enstrüman ya da üç yatırım aracı ön plana çıkar. Bunlardan bir tanesi en önemlisi hisse senetleridir. Hisse senedi fiyatlarının iskontolu olması ve enflasyon karşısında fiyatlamaların cazip olması birinci sırada yer alır ve yatırımcı buraya yönelir. İkincisi dövizdir. Dövizdeki hareketliliğe bağlı olarak portföylerinde bunu taşır. Üçüncüsü ise gayrimenkuldür. Arsa, arazi, ev dahil olmak üzere ve dolayısıyla da Gayrimenkul sektörüne ciddi hareketlilik olur. Bu gözle baktığımızda hala hazırda bir süs tarafında inşaat sektörü, gayrimenkul sektörü tarafının yine de güçlü durduğunu ve hala hazırda yukarı yönlü hareket işten devam ettiğini söylemek mümkün. Madencilik tarafında ise son günlerde Türkiye gündeminde, kıymetli metaller, madenlerin yeniden açılması, devreye sokulması ile ilgili haber akışlarını görüyoruz. Buna istinaden madencilik tarafında hareketlilik beklerken orada da bir baskı e, görmeye devam ediyoruz. Bu da piyasanın yön bulmada zorlandığını gösteriyor. Aynı zamanda bir süzün Almanya DAX endeksiyle korelasyonunun da pozitif olduğunu düşünecek olursak Dün DAX'ta yani Almanya'da gelen enflasyon rakamlarının beklentilerden biraz düşük olmasına rağmen yine de yüksek seyre endişe yarattı. Ve DAX 13.000 sınırında tutunma gayreti içerisinde 13 altına sarkar ve bu seviyeden kapanışları gerçekleştirmeye başlarsa bunun da bir süz endeksi üzerinde ve negatif yönde bir baskı oluşturabilme ihtimalini de notlarımız arasına yerleştirmeli ve dikkatli takip etmeliyiz DAX'ı ve Euro-Dolar paritesi. Euro dolar paritesinde 1.0570'in üzerine çıkmadan bir süs tarafında istediğimiz o ivmelenme hareketini görebilme ihtimalimizin de biraz daha yavaşladığını söyleyebiliriz. Bunu da birlikte NATO liderler zirvesi sona erdikten sonra Başkan Erdoğan'ın Türkiye'ye dönüşü ve NATO liderler zirvesi ile ilgili izlenimlerini paylaşması da yine piyasanın yakın takibinde olacak. Biden'la olan görüşme, bu görüşmede ele alınan konular ve tabii ki olası Suriye operasyonu ve buna Amerika, Türkiye'nin bakışı, Ege Denizi'ndeki yaşananlar, Yunanistan'ın adalardaki silahlanması, tahıl koridoru başta olmak üzere birçok konuya ilişkin görüşlerini kamuoyuyla Başkan Erdoğan'ın paylaşması bekleniyor. Ve tabii bir diğer beklenti de özellikle maaşlara yapılacak olan zamlar. Memur, emekli ve çalışanlar kapsayan asgari ücretin de içinde olduğu artışlara ilişkin Son açıklamaları da yine Başkan Erdoğan'ın yapması bekleniyor Türkiye dönüş sonrasında. Bu anlamda baktığımızda bu haftanın iki işlem günü kapanışlar Vistüs tarafında etkili olacaktır. Peki hangi kapanışlar bizi mutlu edebilir. Tekrardan bir süz endeksini rica ederim yönetmenime ve son 3 aylık periyodu rica edeyim. Çünkü hareketin Mayıs ayındaki hareketle benzerlik yaşadığını bir kez daha burada göstermek istiyorum. Özellikle bir süz endeksinde Mayıs ayındaki hareketliliğe bakacak olursak şuradaki gördüğünüz Yatay çizgi özellikle Mayıs ayında yani endeksin 2470 ve altına sarktığı süreçte başladı ve Mayıs ayında endekste 2350 seviyesine kadar, 2330 seviyesine kadar hatta seans içinde geri çekilmeler gördük. İşte endeks bu seviyeden güç topladı. O seviyeyi test ettikten sonra da Mayıs ayı boyunca yatay satıcılı ama Mayıs'ın bitimi itibariyle son haftasından itibariyle yukarı yönlü hareketler gördük ve 7 Haziran'da biz yüzde tüm zamanların rekor olan 2648 puana kadar yükselişi gördük. Burası olayın kırılma anıydı ve bu yükselişi buraya kadar olan yükselişi Özellikle sanayi sektöründeki yükselişler demir-çelik sektörü, otomotiv sektöründeki hareketlilik sağlamıştı. Demir-çelik tarafına gelen satışlarla birlikte aşağı yönlü hareketin biraz daha inmelenmesi, hurda fiyatlarında dünya genelindeki sert satışları da beraberinde getirince demir-çelik sektöründeki realizasyonlar biraz daha derinleşirken otomotiv sektöründe ise tedarikte yaşanan sıkıntılar, artan maliyet gibi unsurlar, düşen satış rakamları gibi ey yansıyabilecek bilançoya yansıyabilecek olumsuzlukların beklentisiyle gelen satışlarda yine endeksi aşağı yönlü hareketi biraz daha yavaş ama daha belirgin şekilde devam ettirdi ve gelinen noktaya baktığımızda endeks bugün karar verme noktasında. Ya 2401 puanın üzerinde kapanıcı gerçekleştirecek ya da buradan kademeli çekilişlerle birlikte bir kez daha 2370 ve 2350 bandına doğru bir geri çekilme hareketini görebiliriz. Peki böyle bir ihtimalde yatırımcı olarak elindeki hisse senedini bulunduran yatırımcı ne yapmalı? Hep söylüyorduk ki 21 günlük kırılırsa yarı hisse yarı nakde dönün endekse. iki gün kapanışı bekleyin. Sonra 50 günlükler kırılırsa o zaman nakde dönün. Eğer siz nakde dönme fırsatını kaçırdıysanız ve hisselerinizin ikinci çeyrek böyle, bilanço beklentileri an anlamında pozitif bekliyorsanız bu süre içerisinde satmak yerine bekleyebilirsiniz bilanço beklentisi ya da diğer beklentiler varsa. Ve nakdiniz varsa da geri çekilmeler sizler için bir alım fırsatı yaratabilir portföyleriniz anlamında. Ancak nakdiniz yoksa yeni alım için elinizdeki hissenin bir kısmını satıp nakde döneyim paniği de yapmayın. Çünkü endeksin belli noktalarda tekrardan sert yukarı haber akışına duyarlı olabileceği anlar sizin tam da satış yapıp zarar yazabileceğiniz noktayla çakışabilir. Bu gözle baktığımızda özellikle bir süz endeksinde dünkü o sert düşüş sonrasındaki bir sert yukarı hareket için bir pozitif haber akışına ihtiyaç var. Ve bu anlamda baktığımızda hangi haber akışı bize pozitif imelendirir noktasında Başkan Erdoğan'ın yurt dışına geldiğinde yapacağı açıklamalar olacağını bir kez daha hatırlatalım. Ve bununla beraber... Genel anlamda bir süz endeksinde aşağı yönlü yavaş salınımlı düşük işlem hacimli iki gün yaşama ihtimalimiz biraz daha kuvvetleniyor. Son bir haftalık periyot içerisinde bir süz işlem hacminin ortalamalarda 32 milyar TL seviyesinde olması bu sıkışmanın da öncü göstergesiydi bu anlamda. Şimdi konuğumuz da hazırsa yönetmenimiz de o zaman konuğumuzu davet edelim. Info Yatırım Çağlar Toros bizlerle birlikte olacak. Ona bir merhaba diyelim. Merhaba Çağlar, hoş geldin. Çağlar beni merhaba, duyabiliyor ben mu? Merhaba, yayınlar. Teşekkür ederim, hoş geldin Çağlar. Evet, zorlu bir günde geldin. Zorlu iki gün. Dün sert bir düşüş vardı bir süs tarafında. Ee, ortalamalar kırıldı gibi gözüküyor ee, şu anda ihler olarak gözüküyor 70 günlükler ama 70 günlükte kırılırsa yani 2409 seviyesi de kırılırsa onun altında kapattık ne olacak yani biz Temmuz ayında hani zorlu ve sıcak bir Temmuz bekliyorduk ama hani bu kadar da satıcılı ve mutsuz bir piyasa beklemiyoruz değil mi ne dersin? Evet, dün siz de belirttiniz 60 günlük hareketli ve 70 günlük hareketli ortalamaların altında baskı hissedilerek günü tamamlayan bir Borsa İstanbul BIST Endeks tarafı vardı. 60 günlük hareketli ortalamanın geçtiği 2427'li seviyelerin altında yani şöyle söyleyeyim kapanış yaptığımızın ardından 60 günlük hareketli ortalamanın ardından ilk defa 24 Şubat'tan beri 60 günlük hareketli ortalamanın altında günü tamamlayan bir Borsa İstanbul bir süz endeks vardı. Teknik açıdan baktığımız zaman 70 günlük hareketli ortalamanın geçtiği şu an için 2406 seviyeler ve diğer taraftan bir aşağı yönlü destek seviyesi olarak baktığımızda da 2350 seviyesi ön plana çıkıyor diyebilirim. Burada 2406'lı 2405'li seviyelerin altında kapanış yapılması durumunda Borsa İstanbul tarafında 2350'li seviyeleri görebiliriz. Burada geçtiğimiz haftalardan bu yana aslında bir satış baskısı var. Çünkü Borsa İstanbul tarafındaki 3 haftadır düzeltme hareketi devam ediyor. Düzeltme hareketi ilk önce Amerika tarafından gelen enflasyon verisiyle başladı. Daha sonrasında Fed'in yaptığı faiz faiz artırımlarıyla devam etti diyebiliriz. Özellikle resesyon endişelerinin global piyasalarda hakim olduğu ortamda Borsa İstanbul bir süzen eksi tarafı da etkilenmişti. Geçtiğimiz hafta Cuma günü de BDDK tarafından bir kararname yayınlandı diyebiliriz. Burada hem TL'nin değer kazanmasına yönelik hem de gereksiz kredileri önlemeye dayalı olarak şirketlerin aktiflerindeki ve şirketlerin aktiflerindeki ve cirolarındaki nakit ve nakit akışlarının %10'unu nakit ve nakit akışlarındaki yabancı para cinsinin %10'unu geçmemesine yönelik bazı kararnameler açıklandı ve eğer şirketlerin aktifleri ya da son bir yıllık cirolarının %10'u nakit ve nakit benzerlerindeki yabancı paranın üstünde ise TL kredi kullanılmayacağını yönelik. Burada bir hafta sonu bir belirsizliği vardı. Cuma günü de baktığımız zaman Biyof akşam seansı normal seans kapanışının yaklaşık 81 puan aşağısında tamamlamıştı. Pazartesi günü açıkçası sert bir satış beklentisi vardı Yurt içi piyasalarda özellikle ve dolar tl tarafına baktığımızda da bu karar ardından 17.30'lu seviyelerden 16.50'li seviyelere kadar geri çekilmişti. Hatta pazartesi sabah geldiğimizde işlemlerin sığ olduğu saatlerde 16.10'lara kadar geri çekilen bir dolar tl kuru vardı. Bununla beraber sert satış biraz daha bekleniyordu. Ancak pazartesi günü beklenenden kadar bir sert satış olmadı. Açıkçası benim de beklediğim kadar bir sert satış olmadı. Borsa İstanbul tarafı da günü yaklaşık %1 geri çekilmeyle tamamladı. Salı gününe baktığımız zaman tepki alımlarıyla güne başlayan bir Borsa İstanbul bir sürenin endeksi vardı. Daha sonrasında ise bu Amerika Birleşik Devletleri'nin Rusya'ya olan yaptırımları arttırdığına yönelik haber akışları ve özellikle altın ithalatıyla alakalı da bu yaptırımların artmasıyla birlikte global tarafa gelen satış baskısı bize biraz daha fazla yansıdı diyebiliriz. Dün de Borsa İstanbul tarafı özellikle gün sonuna doğru yaklaşık yüzde %3.5'lik bir geri çekilmeyle günü tamamladı. Burada aslında biraz da vade sonu olması Cuma riskinin alınmaması, hafta sonu riskinin alınmaması yönelik e, Cuma günü için T2'de nakde geçilmesi ve e, biraz daha aslında burada kredili işlem yapan yatırımcıların hafta sonu riskini almaması ve biraz daha yurt içi dinamiklerdeki belirsizlikten kaynaklı olarak kredilerini azaltmasını azaltması yönündeki satışların ağır basını düşünüyoruz diyebilirim. Tabi burada biraz daha satışlarının artarak devam etmesi sonrasında biraz daha panik satışlarının olduğunu gördük ve Borsa İstanbul bir sürenin eksi tarafı da günü 2401'li seviyelerden tamamladı. Burada 70 günlük hareketli ortalamanın geçtiği 2406 seviyesi şu an için Kısa vadeli ilk direnç seviyesi olarak ön plana çıkıyor. Bundan sonraki direnç seviyesi ise 60 günlük hareketli ortalamanın geçti 2430'lu seviyeler. Bu seviyelerin altında kapanış yapmamız durumunda 2350 seviyelere kadar bir geri çekilme meydana gelebilir. Ancak bayram öncesi de biraz daha risk iştahının düşük olması beklenebilir. Çünkü bizim bayram tatilinde olacağımız süre içerisinde yurt dışı taraftan gelecek haber akışları önem teşkil edecek ve bizim piyasamızın kapalı olduğu bu dönemde nasıl tepki vereceği açılıştan sonra biraz da belirsizliklerin hakim olmasıyla birlikte burada birazdan nakde geçilebileceğini ve satış baskısının devam edebileceğini düşünüyoruz. O yüzden bayram sonuna kadar bir miktarda risk iştahı yurt içi piyasalarda düşük olabilir. Zaten bunu da hacimler tarafında görüyoruz. Ancak geçtiğimiz işlem günündeki satış baskısını biraz daha vade sonu olmasından kaynaklı olduğunu düşünüyoruz diyebilirim. Evet, yani her yükseliş bir satışla karşılaşabilir gibi bir noktaya getiriyor. Daha çok desteklerin test edileceği bir dönem gibi gözüküyor. Temmuz'un ilk iki haftası, gerçi ikinci haftasının bir bölümünde biz sadece iki işlem gününde işlem yapacağız. Dolayısıyla iki haftalık bir periyotta bayram öncesi ve bayram süreci biz yüz için riskli. Tam da bu dönemde aslında e, merkez bankalarında faiz adımlarını atacak kritik merkez bankası toplantıların olacağı süreci de beraberinde getirecek. Biz biraz daha tabii ki bunun öncesinde belki piyasa kendi içinde bir pozisyon ayarlama noktasında ama BDDK'nın kararının bankacılık sektörü tarafından uygulamasına ilişkin yaşanan o aksaklıkların da piyasa üzerinde bir baskı yarattığını düşünüyorum ben. Dün vadeli de evet pozisyon kapamalar gerekiyordu. Vade bitim zamanıydı ama vadeli de ciddi anlamda satışlar da vardı. Aslında biraz da spot tarafı bozan Vadelideki o sert satışlarda. Peki bunu neye bağlamamız gerekiyor Çağlar? Yani biraz daha hisse değişimlere göre bağlamamız gerekiyor. Siz de belirttiniz hem vade sonu olmasından kaynaklı olarak hem de BDDK kararı sonrasında bunun bankacılık tarafında nasıl bir yük oluşturacağı aslında biraz daha fiyatlanıyor diyebiliriz. Çünkü BDDK'nın aldığı karar sonrasında hafta sonu şirketlerin neredeyse tamamını inceledik. Borsa İstanbul tarafındaki tüm şirketlerin tamamını inceledik. Bu karara baktığımız zaman şirketlerin aktiflerinin ya da son bir yıllık cirolarının onun nakit ve son bilançodaki nakit ve nakit benzerleri içerisindeki yabancı para oranı %10'u geçip geçmediğine dair baktık ve yaklaşık bizim bulduğumuz sonuçlar neticesinde 30-35 tane şirketin bunu geçtiğini gördük. Bu tarafta eğer bu şirketlerin döviz bozdurup TL kredi çekme ihtimallerinin olması dahilinde ki bu şirketlerin tamamen ...kendisine kalıyor. Buradaki bir olası döviz bozumu... ...yaklaşık 10 milyar dolar gibi bir rakama... ...9-10 milyar dolar gibi bir rakama... ...tekabül ediyor. E, bu da aslında bankacılık... Do, e, ...kur tarafını... kısmi de olsa... ...baskılayabilir. Ancak BDDK'nın... ...adından bankalara nasıl yansıyacak? Burada bankacılık sektörü tarafına... ...bankacılık tarafına bir yük oluş, oluşturup... ...oluşturmayacak. Tabii bunların... BDDK kararının ardından bu şirketlerin eğer yapmak isteyen şirketlerin döviz bozdurmak isteyen şirketlerin ya da TL krediyi artırarak da çekmek isteyen şirketlerin e, nasıl yapacağına göre değişecek. Çünkü şu an için bankacılık sektörü tarafında de olsa bir baskılanma var. Özellikle dün Garanti Bankası tarafından bir haber gelmişti. Burada enflasyon muhasebesine geçileceğine dair tabi e, bazı soru işaretleri vardı. Burada acaba her şirket Enflasyon muhasebesine geçecek mi diye. Ancak Ocak ayında gelen resmi gazete yayınlanan kararnameye göre bu Aralık 2023 tarihine ertelendi. Yani tüm şirketler şu an için enflasyon muhasebesiyle bildiri yapmak zorunda değil. Ancak Garanti Bankası buna başlayacağını bildirdi. Enflasyon muhasebesi tarafına baktığımızda da burada karlılık tarafında bir miktar daha baskı hissedilebilir. Dün de zaten fiyatlamalar tarafına baktığımız zaman bankacılık sektörü paylarındaki baskının genele yayıldığını gördük. Diğer taraftan da vade sonu satışlarının oluşması Burada hisse değişimlerinin de ön plana çıkmasıyla birlikte bir endeks tarafında, Viyop tarafındaki satış baskısı spot piyasa, piyasaya da yansıdı. Bugün biraz daha tepki alımlarının hakim olmasını bekliyoruz. Açılış tarafına baktığımız zaman %1 kadar bir geri çekilme meydana gelse de şu an için Borsa İstanbul Bir Süz Endeks tarafında da kısmi de olsa bir tepki alımları hakim. Tabii bunun ne kadar daha süreceğine bakacağız ancak şu an için bir hafta sonu riskinin alınmama algısı ve yurt dışı, dinam yurt dışı taraftan gelecek haber akışlarını yakından takip edeceğiz. Siz de yayının başında belirtmiştiniz. Cumhurbaşkanı Erdoğan da şu an NATO Liderler Zirvesi'nde ve Madrid tarafından olumlu haber akışları geliyor. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'la yapılan görüşmelerin olumlu geçtiği haberleri ve diğer taraftan İsveç ve Finlandiya ile Finlandiya'nın NATO'ya girişine biraz daha Türkiye'nin de sıcak baktı ve bu kapsamda da mutra imzalanması, şu mutra imzalanması sonrası piyasalarda aslında olumlu bir hava hakim olması e, gerekiyorken yani buradan gelen olumlu haber akışlarının biraz daha Borsa İstanbul tarafına yansıması beklenirken şu an için vade sonu satışları ve e, biraz da hafta sonu riskin alınma valgısıyla fiyatlanan bir Borsa İstanbul bir süzü tarafı var. Diğer taraftan da tabi e, belirtmiştim bayram tatiline gireceğiz yaklaşık önümüzdeki hafta iki işlem günü yani bir iki hafta sonra iki işlem günü Borsa İstanbul tarafında işlemler yapılacak. Tabi burada yurt dışı dinamiklerden gelecek haber akışları da yakından takip edecek. Çünkü son zamanlarda tamamen bir belirsizlik ortamı mevcut. Hem global tarafta hem de yurt dışı taraftan gelecek haber akışları bizim için Borsa İstanbul tarafında önem teşkil ediyor. Evet bu arada tabii ki çok önemli bir konuya değindin. Garanti Bankası'nın enflasyon muhasebesine geçmesi bu. Daha öncesinde de garanti, sadece Garanti Bankası'nda değil e, gündeme gelmişti hani şirketler açısından. E, ve en son e, sadece bir kez 2004 yılında uygulandı. Çünkü burada bir kasayı hesaplaması gerekiyor. Ve böyle dönemlerde özellikle enerji ve gıda fiyatlamalarının ciddi anlamda bozulduğu dönemde o kasayı belirlemek de çok kolay olmuyor. Dolayısıyla kendi e, muhasebesi anlamında e, özellikle bir kas sayı belirleyerek satın alma gücü cinsinden hesaplama yapmaya gayret edecek. Böylelikle hani o elde edilen karlar ki bankacılık sektörünün Mayıs'ta karlarını 8'e katladıklarını da gördük. Bu haber de vardı. İlginç olan da şuydu. Bankacılık sektörüne ilişkin bu haberin çıktığı günde bankacılık endeksi içeride %3.87 değer kaybetti. Yani ciddi bir karlılık vardı. Muhtemelen Garanti BBVA'da bu karlılıkların gerçek bir karlılık mı yoksa enflasyondan kaynaklı mı olduğunu biraz daha net bir şekilde ortaya koyabilmek ve sermayelerin enflasyon karşısında erimemesi adına böyle bir uygulamaya geçme tarafında ne kadar etkisi olur geçebilir mi onu tabii ki zaman gösterecek bu anlamda. Bir de e, özellikle şu dikkatimi çekti. E, bir sektörel değişim de var. Hani demir çelik sektörü e, zaten küresel bazı demir fiyatları işte bakır fiyatları Sert aşağı doğru hareketlenmeye başladı. Düşüş eğilimi devam ediyor. Resesyon kaygıları var. Ama bununla birlikte baktığımızda hani diğer beyaz eşya sektörüden şekilde. Enflasyona karşı satışların düşmesi, otomotiv sektörü. Peki Borsa İstanbul'u sence bundan sonra ne ivmelendirecek? Çünkü en çok değer kaybı dün bu şirketlerin de olduğu holdinglerdeydi. Orada da yüzde dördün üzerinde değer kayıpları vardı. Şimdi... Tamam yatırımcı nakde geçecek bir kısmıyla ama yeni bir hikayenin oluşması için farklı sektör kaldı mı? Ne dersin? İnşaat mı olur bu? Yoksa gayrimenkul mü olur? Ne dersin? Tabii her dönemin ayrı bir hikayesi var. Aslında Borsa İstanbul tarafında 2021 yılının 3. çeyreğinden bu yana bir yükseliş trendi içerisinde olduğunu görüyoruz ama ortalamalar tarafına baktığımız zaman ve rekor üstüne rekor kıran bir borsa İstanbul bir sürecin eks tarafı vardı. Buradaki hikayeler aslında bankacılık sektöründeki yukarı yönlü seyirle başlamıştı ki son 3 dönemdir bilançolar tarafına baktığımızda bankacılık sektörü banka bankalar tarafından gelen karlılıkların beklentilerin üstünde geldiğini görüyoruz. Özellikle burada TÜFE endeksi borçlanma araçlarındaki gelirlerin artması ve politika faizindeki azalışla birlikte fonlama maliyetlerindeki azalış aslında bankacılık sektörü paylarını yukarı yönlü etkilemişti diyebiliriz. Daha sonrasında yüksek enflasyon yılı yaklaşık %36.08 gibi bir enflasyonla tamamlamıştık. Tabii mayıs ayına gelene kadar da %73,5'a kadar yükselen bir yurt içi tarafta enflasyon verisi var. Burada aslında enflasyondan olumlu etkilenebilecek sektör gruplarını biz ön plana çıkartıyoruz diyebiliriz. Burada ee, ön plana çıkan gıda perakende sektörü, gayrimenkul yatırım ortaklıkları ve ulaştırma sektörü payları geliyor. Çünkü evet. fiyatlar genel seviyesindeki artışların şirket karlılıklarını olumlu etkileyebileceği algısını daha öncesinde Borsa İstanbul bir üzerindeki tarafında fiyatlamıştık diyebiliriz. Kısaca bu demir çelik sektörü ile alakalı fiyatlamalar geri geliyor. Ancak demir ve hurda fiyatları Rusya-Ukrayna gerginliği ile birlikte çok fazla yükselmişti. Ancak şu anki fiyatlamaların gerileyen fiyatlar aslında normalleşen fiyatlar diyebiliriz. İleriki günlerde metal ana sanayi sektörü paylarını yakından takip edeceğiz diyebilirim. Bilançolarını da bekliyor olacağız. Çağlar Toros çok teşekkür ediyorum. Yeniden birlikte olmak dileğiyle Çağlar Toros İnfo Yatırım stratejisi görüşmek dileğiyle. Görüşmek üzere iyi yayınlar. Sağ ol. Şimdi şirketlere doğru bir evet geçelim ve hisselerle ilgili ilk haberimiz Medikal Medical Park'tan gelsin. Dün geri alım kapsamında eee şirketin 32.68 ve 33.56 fiyat aralığında ortalamada 33.17 fiyatla 71 bin not hisse alımı gerçekleştirdiği bilgisini paylaşalım ve hisse üzerindeki etkisini ötürdü. Bununla birlikte Sabancı Holding'de de dün pay başına 19.60 ile 20 lira fiyattan 500 bin not hisse geri alımı gerçekleşti. Böylece geri alınan payların toplamı 52 milyon lota ve bu payların sermaye oranı ise %2.55 seviyesine ulaştı. Bir diğer haberimizde tedbir getirilen şirketler Armada ve Reysaş ve Viking VBTS kapsamında 29 Temmuz'a kadar emir paketi e, uygulaması geldi. E, oyak Yatırım'da ise VBTS kapsamında şirket paylarına 29 Temmuz'a kadar bürüt takas tedbiri getirilirken açığa satış ve kredili işlem yasağı da 29 Temmuz tarihine kadar Uzatıldı bu anlamda. Bir de tabii ki dün özellikle yabancı kurumlardan da yine hedef fiyat revizeleri geldi. Bunlardan ilki JP Morgan tarafından Halk Bankası ve Vakıf Banka ilişkin gelen hedef fiyatlardı. Her ikisinde de aşağı yönlü revize gerçeği yaptı. Ve e, Halk Bank'taki hedef fiyatını 5.20 liradan 2 lira seviyesine %60 değer... E, indirdi ve Vakıf Bank'ta da hedef fiyatını 5.40'dan 2.40'a indirmiş oldu. Evet bu notlarla birlikte portföy yönetimini tamamlıyoruz. Yarın sabah yeniden birlikte olmak dileğiyle. Sağlıcakla efendim.